Böyle bir çokluğun içerisindeki yoklukla her gün farkında olmadan depresif bir süreç yaşıyorsun. Tam arkasından bir de bunu düşündüm. Yani kendi çapımızda biz bir şeyler üretmeye çalışan, hani bir şeyler yapmaya çalışan da bir hayat çizgimiz olmuş. Biz bile böyle hissediyorsak bu durum karşısında. Yani henüz hayata yeni başlayan ya da biraz geç başlangıçlar yapmak üzere yaşamaya devam eden diyelim. Henüz o inşaya başlamamış insanlar üzerinde dışsal deneyim çokluğu büyük bir külfet gerçekten. Yani sırtına ağır bir yük olarak biniyor. Daha önce hep bizim Metehan Bey'den bahsediyoruz. Adamın YouTuber olamama nedeni YouTube'da çok fazla video yayınlanmasıydı. Yani adamın aklına ne gelse zaten yapmış oluyorlar. Birçok genç şimdi bunu görüyorum. Mesela böyle bir el kol düşüyor. Yani o kadar çok yapılmakta olan şey var ki bunların arasında kendini gösteremeyeceği, sivrilemeyeceği neredeyse insanlar emin. Ve bu arada ben bile mesela, ben bile derken ben çok büyük bir şey becermiş falan değilim ama yazmışsın, etmişsin işte o kitaplar için senelerce oturmuşum, laboratuvarlarda çalışmışım, yurt dışlarında bir şeyler yapmışım falan. Hiç aklına gelmiyor ki ben bunları yaptım. Yapamadıklarım hep kalıyor. Demin dedim ya, ataların bu rahatlığa, kaynağa, eğlenceye diyelim genel olarak, yani hayatına renk katmaya ve kahramanlığa olan açlığı bir travma gibi bize geçmiş. Yani onu doyurabilmen mümkün değil. İşte şimdi de elime yeni bir kitap geçti. Bitirince inşallah onunla ilgili de hatta bir bölümde bu kitap neden okunur ben çekeceğim galiba. Ernst Becker'in bu Ölümü İnkar diye bir kitabı geldi. Dizi yayıncılık çıkarmış. Sağ olsun arkadaşlar ulaştırdılar. Hakikaten çok önemli bir kitap bence. İnsanın bu kahramanlık etkisinin şeyini anlatıyor mesela. Bu da tarihsel antropolojik kökenlerini. Aynen baktığında bunu da kendinde görüyorsun. Yani bunların hepsi atalarda hiç olmayan, yokluğu çekilen şeylerken bugün bolluğu içerisinde boğulduğumuz şeyler. Dolayısıyla bugün tam da geliştirilmesi gereken bilgelik. Ben nereye gidiyorum, bu yolda bana ne lazım? Yani çıktığın yola uygun azığı toplama ve o azığın lezzetiyle yaşayabilmeyi öğrenme. Yoksa onun bu su var, onun o falan dedi mi gitti bu hayat, biter yani. Hiçbir şey ama yapmaz. Önce yani o gerçekten bir başka şeye imrenmemeye bir psikolojik direnç. Yani evet. Şeyden bahsediyoruz ya, duygusal dayanıklılıktan bahsediyoruz. Yani kendimizi kolay duygusal olarak zedelenemez halde tutma halinden bahsediyoruz. İşte resilience dedikleri, benim istikrar dediğim. İstikrar mesela. Dediğin hikaye. O duygusal istikrar gibi... Böyle bir çokluk karşısında da duygusal olarak geliştirmemiz gereken bir başka istikrar tipi varmış gibi görünüyor. Çünkü çok aldanıyoruz abi. Şöyle bir sorun oluyor. Yani bizim zihnimiz, ya buna o kadar hani ticari danışmanlıklar veriyoruz ya alan içerisinde. Çok o kadar karşılaştığım bir şey ki. Bizim zihnimiz fırsat yakalamaya odaklı. Tamam. Yani hayatında iyi bir fırsata denk gelecek. İyi bir fırsatı seçecek. Voleyi vuracak. Voleyi vuracak, parayı kazanacak, sıçramayı yapacak, patlamayı yapacak. Adı her neyse böyle hoplamalı, zıplamalı bir iş yapacak hayatında. Çünkü biz, Türkiye'ye özel söylüyorum bu arada, dünyada böyle değil. Dünyada da belki yeni kuşakta böyle örnekler var ama eski kuşakta başka bir şey. Halbuki biliyorum ki iyi iş her zaman nitelikli biriktirilerek organize edilir. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hatta bunun zamanı eskiden 20 yıldı, şimdi 2 yıla düştü. Tabii. Yani iddia ederek söylüyorum. Sen doğru ve düzgün bir şeyi bul. Ödev yapmış ol. YouTube kanalı yap. 2 yıllık yatırım yap düzgün ve ritimli. 2 yıl sonra söz veriyorum para kazanacak. Güzel de para kazanacak. Şeyi yok. Ama hiç kimsenin 2 yıllık bir konsantrasyonu yok. O bir şey yapacak ve patlayacak. Hep karşılığında da bana hani şey cümlesiyle beraber geliyor. Niye öyle diyorsun abi? Kız çocuğu işte görüyorum marketten bir alışveriş yapıyor. Videosu 1,5 milyon izleniyor falan. Hep konuşmada buna göre. Abi o değil. Yani konuyu karıştırıyoruz. Hani orası değil. Voleyi vurmak kimin işi? Kimin eski yaşam biçimi? Avcı toplayıcı abi. Evet. Avcı toplayıcı voli vurarak yaşıyor. Yani mamutu buldu mu bitti ama sonra aç geziyor işte. Yani o kafa hala geçmemişti. Diyor mu ya işte kitabımda da yazdığım gibi. Ürün yerleştirme yapıyor. Ozan'cığım şuradan ifade kulaklarına çıkarsa çok memnun olurum. İzhar Fabrikarlı'nın hikayesi bu değil mi zaten? Yani o doğduğumuz şey işte bu. Bu kafa. Onu değiştirebildiğin zaman zaten kalıcı sürdürülebilir iz bırakan bir şey yapıyorsun. Şu günün dünyasında adına başarılı dediğin ya da işte dışarıdan başarılı adettiğimiz, daha iyi yapıyor dediğimiz insanların gerçekten uzun süre böyle anılmasının bir tek sırrı var. Bahsettiğin şey bir konunun peşine takıntılı olarak gitmek. Evet. Tabii bir de onu piyasanın ortamı, şartlarına, zamanın ruhuna göre bir çıktıya dönüştürebilmek. Yani hiçbir çıktıya dönüştürmezsen onun da bir faydası yok da bir de dışarıya yansıyan bir fayda, bir artı, bir değer, bir şey üreteceksin. Ama bunun içerisinde işte voleyi vuran görünüp kayboluyor. İşte belli bir emtia ediniyor ama ondan sonra bir şeyini görmüyorsun. Bizim temel sorunumuz
avcı toplayıcı olduğumuzu inkar ediyor olmamız. Yani bir onu bilelim. Yani temelde bunu bilirsen o fırsat güdüsü biz burada masada konuşurken açık beyinle ilgili plan yaparken sıklıkla birbirimizi uyardığımız konu değil mi? Bak öyle bakmayalım konuya. O yanlış bir bakış açısı kaç kere deniyor bu masada. Çünkü içimizden öyle bir şey çıkıyor yani. Ve her an her şeyi yapabilirmişiz gibi geliyor. Ona da atlayalım, buna da atlayalım. Yani servisleri vereyim arkadaşlar. Mesela Mustafa Can bunun freni bizde. Şimdi ben böyle zıplayan model. O da falan. Diyor ki bir dakika bir sıraya koyalım. Önce şunu yapalım, sonra şunu yapalım. Böyle bir şey lazım. Yani bir fren gerekiyor bu tip işlerde. Yani herkes kendi gibi bilirmiş ya dünyayı. Ben de böyle hoplayan zıplayan bir zihnim olmasa muhtemelen ifayı yazmazdım. Geçen küçük analizleri yapan bir arkadaşım isim vermeyeyim şimdi. Bana dedi ki hocam senin zihnin bildiğimiz maymun dedi yani maymun. O maymunu dedi terbiye edemezsin. Onu dedi şey yapacaksın. Yani onu serbest şey, bakacaksın. Sevdiği bir şeyin peşine koşturacaksın ama kolay erişemesin. Yani hep böyle muzu biraz ileride tutacaksın yani. Böyle her an tutuyormuş gibi falan gitsin falan misali. Ama bu hepimizin içinde şu ya da bu şekilde olan bir şey. Şimdi bir aç tavuk ve buğday ambarı. İşte aç maymun ve muz silosu ikilemlerine benzetebiliriz bunu. Biz şu anda bir türlü doymayan bir canlıyız ama etrafımız hep hayalini kurduğumuz şeylerle dolu. Nereye elimizi atacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz ve etrafımızdaki insanları da sürekli doyuyor gibi görüyoruz. Yani yiyor ve doyuyor, yiyor ve çünkü onlar dikkatimizi çekiyor, onlar bizim dikkatimize veriliyor. Ve biz maalesef bir türlü o doyumu da yaşayamadığımız için hep böyle bir eksiklik, hep bir eziklik. Orada da başka bir şeyle birleşiyor konu. O post-truth hikayesiyle birleşiyor. Evet. Yani o gerçeklik anlamını yitirip estetize edilmiş imajlar, görüntüler, melodik formlarla beraber sana gelince sen orada başka bir kurgu ve hikaye grubu olduğunu düşünüyorsun. Az önceki söylediğin Kıvanç Tatlıtuğ hikayesinde olduğu gibi. Hı. Halbuki o bilinçli bir şekilde zincire dizilmiş bir, estetize edilmiş bir kurgu formülü. Sen bakınca o bir bütün, o bir tam... Hani o bunu yapıyormuş gibi görünüyor. Buna işte biz kişisel markalaşmanın içerisinde modernist dönemde çok rastladığımız bir hikayeydi. O hep takım elbiseli, çok iyi arabası olan, sabahları portakal suyu yogasını yapmış gelmiş. Hayata hep dinç adamın depresyon hikayesini de biliriz arka tarafta. Yani hani o çökük bir özellik. Ya abi, on binlerce yıldır insan kadınları doğum yapıyorlar. Bizim hepimizin de anası, bacısı, eşi doğum İnsan yaptı. İnsan kadını da iyi tarifmiş. İnsan kadını tabii yani. Yani normalde mesela herkesin doğum sonrası hemen fotoğrafı vardı değil mi? Bebeği kucağına resmi var. Yani bir normal doğum fotoğrafında bütün kadınların suratı patlamış mısır gibidir. Tamam mı? Çünkü doğum zor bir şeydir. Yorgun argın falan. Abi Instagram'da bir tane öyle doğum fotoğrafı olsun. Allah rızası için ya. Herkes böyle Marilyn Monroe gibi. Yani ne zaman ayıldın, ne zaman allığı bastın, ne zaman yapıldı o makyaj. Ama... O doğum fotoğraflarının masumiyeti bile gidiyor işte. Postürk böyle. Artık doğumda öyle olmalısın gibi. Şimdi normal sıradan anneler tırnak içinde makyaj yapmadan doğum fotoğrafı veremiyorlar. Ben bunu biliyorum. Ve bunu maalesef bunun yerini yapan bazı şeylerimiz de var. Yani sağlık alanında çalışıp da sosyal medyayı seven arkadaşlarımız da buna teşne bir ortam oluşturuyorlar. Evet, evet, evet. İşte biraz doğum fotoğrafçılığı bilmem ne. Ya daha dakika bir, gol bir. İmaja hazırlanıyorsun. Yani çocuk daha yeni gelmiş lan. Yani o çocuk kakasını yiyor şu anda. Daha yeni annesinin karnından yeni gelmiş. Yani abi tabii mekonyum yapıyor o çocuk. Yani siyah zift gibi bir şey sıçrıyor edersin. Yani öyle bir varlık, zayıf, aciz, ıslak, kaygan. Öyle bir şey yok böyle fistolun bilmem neleri. Gerçekten bizi koparıyor. Onu söylemeye çalışıyorum.